Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. SRC uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 2021 yılı Mart ayında çıkan sınav soruları sıcağı sıcağına sizlerle buluşturuyorum. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Uygulama soruları 3 adet soruluyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Doğru soru sorulduktan sonra 60 saniye süre içerisinde cevap verilmesi gerekir. Yazılı uygulama sınav hakkımız ayrı ayrı 4 arkadaşlar. Teorik sınavı geçenler uygulama sınavına alınmaktadır. Soru 1. Önemli bir soru. Görüntüye göre geçiş hakkı hangi araca aittir? A. 2 numaralı araca aittir. B. Araçlar birbirini kontrol ederek geçiş sağlamalıdır. C. 1 numaralı araca aittir. Bakın arkadaşlar, burada kontrolsüz bir kavşak var. İki tane araç karşılaşıyor. Kamyonla otobüs. Kuralımız nasıl? Kuralımız sağdan gelen araca yol vereceğiz, değil mi? 2 numaralı araç geçemez. Araçlar birbirini kontrol ederek geçiş sağlamalıdır. Hayır. Bakın burada kuralımız şudur arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda sağdan gelen araca yol vermeliyiz. Yani kamyon otobüse, yani 2 numara 1 nolu araca yol vermelidir. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Önemli bir soru arkadaşlar, dikkat edelim. İkinci soru, evet, yine yeni çıkan bir soru. Görüntüdeki araç tekerleklerinin sağa sola manevrasını sağlayan sistemin adı nedir? Süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, fren sistemi. Araç tekerleklerinin sağa sola manevrasını sağlayan sistemin adını sormuş arkadaşlar. Bakın. Sağa sola, ileri geri gitmesini sağlayan sistemin adı direksiyon sistemidir, değil mi? Evet. Bu soruda yine son dönemlerde sık sık hem Şubat ayında çıktı hem de Mart'ta çıkan sınav sorularının içerisinde vardı arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz, görüntüde aracın V kayışı kopmuştur. Evet, gördüğünüz gibi V kayışı kopmuş. Böyle bir durumda hangi arıza oluşmaz? A. Akü şarj lambası yanar. B. Su devir daim pompası çalışmaz. C. Yakıt otomatiği arızalanır. Evet arkadaşlar, akü lambası yanar. Su devir daim pompası çalışmaz. Doğrudur ama yakıt otomatiği arızalanır. Oluşmaz. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü sorumuz, yine sınavlarda sık sık, uygulama sınavlarında sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Aracınızın ön lastikleri görüntüdeki gibi aşınmışsa hangi ayarı yaptırmanız gerekmektedir? A. Rolanti ayarı. B. Rot ayarı. C. Avans ayarı. Evet arkadaşlar, aracınızın, dikkat ederseniz bakın, yanlardan aşınmış, değil mi? Rot ayarının yapılması gerekiyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuz, görüntüdeki yollardan hangisinde takip mesafenizi artırmanız gerekmektedir? Bakın otobanı vermiş. Birinci otoban, bakın. İkinci sisli yol. Evet, sisli yolda, otoyolda, hiçbirinde takip mesafenizi artırmanız gerekmektedir. Hangisinde arkadaşlar? Bakın sisli yollarda önümüzü, bakın, göremiyoruz arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz sisli yollarda takip mesafemizi artırmamız gerekiyor. Adana seçeneği doğrudur. Altıncı soru, izlediğiniz görüntüdeki aktarma elemanının adı nedir? Evet arkadaşlar, shaft, diferansiyel, crank mili. Bu da yine Şubat ve Mart
da çıkan sorulardan arkadaşlar. Evet. Aktarma elemanının adını sormuş. Tabii burada bize neyi soruyor? Bakın şurayı sormuş arkadaşlar. Evet. Şaft değil mi? Evet, şafttır. Adana seçeneği doğrudur. Güç aktarma organlarından şaftı sormuş arkadaşlar. 7. sorumuza geçebiliriz. İzlediğiniz videoda bulunduğunuz yola ne ad verilir? Bakın burada ana yol, tali yol, geçiş yolu. Seyir halinde gidiyorsunuz ve karşınızda bir tabela gördünüz. Trafik işareti. İşareti sormuş burada. İşaretin adı nedir? Bulunduğunuz yol ne, yola ne ad verilir? Bakın burada dikkat ederseniz tali yol işareti değil mi arkadaşlar? Evet, burada tali yol tabelası var. Tali yol tabelasının olduğu bölüm hangisidir? Bursa seçeneğidir. Tali yol. 8. sorumuz. Yine son dönemlerde arkadaşlar Şubat ayında ve Mart ayında farklı farklı bölgelerde çıkan bir sınav sorusu önemli arkadaşlar. Bu soruyu da sık sık son dönemlerde karşılaşıyoruz. Şekildeki otobüs kornaya basıyor. Yaptığı gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir. A. İşitme sistemine etkisi. B. Stres. C. Konsantrasyon artması. Evet arkadaşlar, gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir. İşitme sistemine etkisi olur. Olumsuz yönde. Strese yine olumsuz yönde etkisi olur. Konsantrasyon artmaz arkadaşlar. Maalesef konsantrasyon azalır. Burada Ceyhan seçeneği cevabımız değil. 9. sorumuza bakalım. Görseldeki yolun durumuna göre hangisini yapmak doğrudur? Görseldeki yol. A. Hızlanarak aracı sollamak. B. Öndeki aracı geçmemek. C. Park etmek. Bakın dikkat edin. Görseldeki yolda devamlı yol çizgisi var. Devamlı yol çizgisinde öndeki aracı ne yapamayız arkadaşlar? Bu şekilde geçemeyiz, değil mi? Karşı yöne geçemeyiz. Neden? Devamlı yol çizgisinden dolayı, yani cevabımız burada Bursa seçeneği olacak. 10. sorumuz. Görüntüde marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? A. Eksantrik dişlisine. B. Krank dişlisine. C. Volan dişlisine. Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz marş motoru hangi parçaya, hangisine hareket iletir? Tabii ki volan dişlisine, şekildeki volan dişlisine hareket iletir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 11. soru. Görüntüdeki trafik kontrolünde araçta zorunlu mali sorumluluk sigortası olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda hangi ceza uygulanır? Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlara hangi ceza uygulanır? Arkadaşlar, araç trafikten men edilir. B. Araç sahibine sigorta poliçesini yaptırması için süre verilir. C. Aracın ruhsatı iptal edilir. Evet, zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar trafikten men edilir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasının süresi 1 yıldır. Ya burada cevabımız Adana seçeneğinde doğrudur. 12. sorumuza bakalım. Görseldeki sağ dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmanız yanlıştır? Evet, sağ dönüş. Otomobil sağa dönüş yapıyor. Ne yaparsa yanlış yapar sormuş bakın. A. Dönülen karayolunun gidiş şeridine girilmesi. B. Karşıya geçen yayalara yol verilmesi. C. Dar kavisle dönülmesi. D. Geniş kavisle dönülmesi.
Bu soru aynı zamanda arkadaşlar yazılı sınav sorularından birisi, yazılı sınav sorularında da çıkıyor. Uygulamada sorulan bir soru. Sağ dönüşler, dar kavisli sola dönüşler. Arkadaşlar bakın sola dönüş yaparsa, eğer varsa sola dönüş, geniş kavisle dönülür değil mi? Evet, geniş. Burada yanlışı soruyor bize. Sağa geniş dönülmez, dar dönülür. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 13. soru, aracınız da seyir halindeyken görseldeki göstergelere ne zaman bakarsınız? Aracın göstergelerine ne zaman bakılır diyor bakın. Evet. A. Virajlardan geçerken, B. Rahat ve düz yol kesimlerinde, C. Yerleşim bölgesi olan yerlerden geçerken, D. Herhangi bir zamanda. Aracın göstergelerine arkadaşlar araç düz zeminde bakılır değil mi? Düz yol kesimlerinde. Rahat düz yol kesimlerinde bakmanız gerekiyor. Yani burada Bursa seçeneğimiz cevabımız olacak. Evet, 14. sorumuz son soru arkadaşlar. Burada son sorumuz, 14. sorumuz yine bir kavşak sorusu, önemli bir soru. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bir numaralı aracın sola dönüş yapması, bakalım bir numaralı aracın sola dönüş yapması yapabilir mi? Yapar. B 3 numaralı aracın sola dönüş yapması, bakın yapabilir mi? Evet, yapar arkadaşlar. C 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması, yani sağa dönüş yapabilir mi? Evet, yapar. D 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi. Evet, durmadan kavşağa girmesi bakın yanlıştır. Çünkü karşısında dur levhası var. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Yine bu uygulama sorusu aynı zamanda yazılı sınav sorusudur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Serece 1, 2, 3, 4, 5'te tek adres kanallarımız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. %100 serece 1, 2, 3, 4, 5, 2021 yazılı ve uygulama kazanma garantili. Örnek soruları kaçırmayın arkadaşlar. Videolarımızı mutlaka beğenerek izlemenizi istirham ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.